Sayın Başkanım, Sayın Meclis Üyelerim, Antalya Büyükşehir Belediye'mizin 20 Kasım 2019 tarihli olağan meclis toplantısına katılımı tespit edebilmek için parmak iziyle oturum açılması hususunu arz ederim. Evet arkadaşlar, katılamayan arkadaşların izinli sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Evet arkadaşlar, izinli sayılmışlardır. Sayın Başkanım, 11. maddeye göre gündem maddelerimiz var, arz ederim başkanlık makamına. Zonguldak ile Alaplı İlçe Belediyesi 12-11-2019 tarihli ve 387 sayılı yazısıyla Alaplı İlçe Belediye Meclisi'nin 5-11-2019 tarih 34 sayılı meclis kararı gereğince Antalya Büyükşehir Belediye'mizle kardeş kent olma talebini iletmiştir. 5393 sayılı belediye kanununda yer alan meclis görev ve yetkileri başlıklı 18. maddesinin 1. fıkrasının P bendi uyarınca yurt içindeki belediyeler ve mahalle idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına ve kardeş kent ilişkisinin kurulmasına hükmü gereğince Büyükşehir Belediye'miz ile Alaplı İlçe Belediyesi arasında kardeş kent ilişkisinin kurulması hususunun Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 11. maddesi uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim deyimle yazı işleri ve kararlar daire başkanlığının teklif yazısı arz ederim. Başkanlık makamına. Çanakkale ile Bayramış İlçe Belediyesi 12-11-2019 tarihli ve 469 sayılı yazısıyla Bayramış İlçe Belediye Meclisi'nin 6-11-2019 tarihi 174 sayılı meclis kararı gereğince Antalya Büyükşehir Belediye'mizde kardeş kent olma talebini iletmiştir. 5393 sayılı belediye kanununda yer alan meclis görev ve yetkileri başlıklı 18. maddenin 1. fıkrasının P bendi uyarınca yurt içindeki belediyeler ve mahalle idari birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına ve kardeş kent ilişkilerinin kurulmasına hükmü gereğince Büyükşehir Belediye'miz ile Bayramış İlçe Belediyesi arasında kardeş kent ilişkisinin kurulması hususunun Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 11. maddesi uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim deyimle yazı işleri ve kararlar daire başkanlığının teklif yazısı arz ederim. Başkanlık makamına. Konya ili Tuzlukçu ilçe belediyesi 12-11-2019 tarihli ve 2900 sayılı yazısıyla Tuzlukçu ilçe belediye meclisinin 1-11-2019 tarih 10 sayılı meclis kararı gereğince Antalya Büyükşehir Belediye'mizde kardeş belediye olma talebini iletmiştir.
5393 sayılı belediye kanununda yer alan meclis görev ve yetkileri başlıklı 18. maddesinin 1. fıkrasının P bendi uyarınca yurt içindeki belediyeler ve mahalle idare birlikleri ile karşılıklı işbirliği yapılmasına ve kardeş kent ilişkilerinin kurulmasına hükmü gereğince Büyükşehir Belediyemiz ile Tuzlukçu İlçe Belediyesi arasında kardeş belediye ilişkisinin kurulması hususunun Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 11. maddesi uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim deyimli yazı işleri ve kararlar daire başkanlığının teklif yazısı arz ederim. Başkanlık makamına. Burdur ili Yeşilova İlçe Belediyesi 8-11-2019 tarihli ve 1120 sayılı yazısıyla Yeşilova İlçe Belediye Meclisi'nin 6-11-2019 tarih 81 sayılı meclis kararı gereğince Antalya Büyükşehir Belediye'mizle kardeş belediye olma talebini iletmiştir. 5393 sayılı belediye kanununda yer alan meclis görev ve yetkileri başlıklı 18. maddesinin 1. fıkrasının P bendi uyarınca yurt içindeki belediyeler ve mahalle idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına ve kardeş kent ilişkilerinin kurulmasına hükmü gereğince Büyükşehir Belediyemiz ile Yeşilova İlçe Belediyesi arasında kardeş belediye ilişkisinin kurulması hususunun Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 11. maddesi uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim deyimle yazı işleri ve kararlar daire başkanlığının teklif yazısı arz ederim. Başkanlık makamına. Antalya Su Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü ASAT 3-11-2019 tarihli ve 32.426 sayılı yazıları ile ilimiz Serik ilçesi Karadayı Mahallesi'nde imar uygulaması ihtas neticesinde 3-9-2019 tarihinde belediyemiz adına tescil edilen üzerinde Antalya Su Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü'nün atık su hazır terfi pompa istasyonunun bulunduğu 129 ada 1392 parsel nolu 75 metrekare alanlı taşınması devir talebinde bulunmuştur. Söz konusu taşınmasının Antalya Su Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü'ne atık su hazır terfi pompa istasyonu olarak kullanılmak üzere devrine 5393 sayılı Belediye Kanunu 18A maddesi gereği karar verilmek üzere konunun Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim deyimle Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı arz ederim. Sayın Başkanım 11. maddeye göre olan konularımız bitmiştir. Gündemimiz 74 maddeden oluşmuştur. Arz ederim. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar tüm komisyon raporlarının okundu kabulünü oylarınıza sunuyorum. Okundu kabul edilmiştir. Gündemin ikinci maddesi arz ederim. Gruplar adına. Başkanım, gündemin ikinci maddesine geçmeden önce geçen meclis toplantısına da rahatsızlığı nedeniyle katılamayan ama aldığımız bilgiler doğrultusunda hastaneden taburcu olduğunu öğrendiğimiz Sayın Nafiz Tanır'a tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, gündemimizin ikinci maddesi performansla ilgili. Yapılan hazırlıkta, yapılan performans programında doğası, tarihi, turizmi, tarımı ve ticaretiyle dünyanın en güzel kenti Antalya'mızın yerelde kalkınması için ben sen yok biz varız, biz birlikte yaparız yönetim anlayışıyla refah düzeyini yükselterek tüm Antalyalıların yaşam kalitesini arttırmak misyonumuzla, planlı, kurallı, kimlikli bir dünya kenti olmak vizyonumuzla, katılımcılık, şeffaflık, güvenilirlik, liderlik, tarafsızlık, sosyal belediyecilik, kalite, verimlilik, yenilikçilik ve çevreye duyarlılık temel değerleriyle hazırlanan performans programımız bütün çalışma arkadaşlarımız tarafından hazırlanmış. Programımızın Antalya'mıza hayırlı olmasını
diliyoruz. Komisyon raporu doğrultusunda oylama yapılmasını istiyoruz. Ancak yine performans programımızda bir yazım hatası nedeniyle Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'nın çalışmalarında Konya Altı Kunta Hattı 4. etap raylı sistem projesi şeklinde yazılan ibarenin Kemer Ağzı Kundu Cadde Peyzaj Düzenlemesi, 13 kilometrelik bir caddenin peyzaj düzenlemesi olarak düzeltilmesini, yine buna bağlı olarak mevcut yeşil alanlarının bakımını yapmak ve miktarını arttırmaya yönelik projeleri hayata geçirmek faslında yine sehven Konya Altı Kundu Hattı 4. etap raylı sistem projesi olarak yazılan ibarenin Kemer Ağzı Kundu Cadde Peyzaj Düzenlemesi olarak düzeltilerek oylanmasını öneriyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sayın Çetin, buyurun. Meclisimizin almış olduğu ve alacak olduğu kararların Antalya'mız adına hayırlı olmasını diliyorum. İkinci madde uygundur başkanım. CHP grup sözcüğümüze teşekkür ediyoruz meclis üyemiz için, iyi dilekler için, temenniler için. Sağ olun. Sayın başkanım, alacağımız kararlarımızın Antalya'mıza hayırlı olsun diyorum. Deniz Hanım'ın düzeltmelerine katılıyorum. Ayrıca Nafiz Tanır Bey'e de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Komisyon raporlarınız da uygundur. Teşekkür ediyorum. Sayın Manav. Komisyon kararı uygundur. Sayın Yazar. Sayın Başkanım, ben de meclisi ve divanı saygıyla selamlıyorum İYİ Parti grubum adına. Uygundur. Konuyla ilgili fikirlerimizi hem performans planı hem bütçenin eleştirisi olarak toplam bir konuşma olarak yapmayı düşünüyoruz. Bizim için uygundur. Teşekkür ederim. Sayın Topaloğlu. Evet, alınacak kararlar hayırlı olsun. Nafiz kardeşime geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Uygundur. Evet, ben de iyi dileklerin arkadaşlarımın katılıyorum ve emeği geçen arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Hep birlikte bu dönemle ilgili çalışmalarımızda grup sözcüğümüzün söylediği şekliyle tüy bitmemiş yetim haklarını koruyarak sevgili Antalyalıların, hemşehrilerimizin beklentileri doğrultusunda, bütçemiz doğrultusunda çalışmalarımıza aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Herkese teşekkür ediyorum. Komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 3. maddesi Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi, arz ederim. Teşekkür ediyorum. Gruplar adına Sayın Filiz. Başkanım, Plan Bütçe Komisyonu Başkanımız bu konuda bir açıklama yapacak bütçeyle ilgili ama ben bir hususta bir düzeltme önerim var. 2020 yılı gelir tarifesinde Hafriyat Denetim ve İşletme Şube Müdürlüğü'nün katı atık düzenli depolama sahaları atık kabul bertaraf ücretlerinde 8 lira olarak düzenlenen Büyükşehir Belediyesi'nin göstereceği ruhsatlı alan dışındaki geçici depolama ücretinin 10 lira olarak değiştirildikten sonra kabulünün oylanmasını öneriyoruz. Genel açıklamayı da az önce söylediğim gibi Plan Bütçe Komisyonu Başkanımız yapacak. Teşekkür ederim. Sayın Çetin. Uygundur başkanım. Sayın başkanım, şimdi bir hafriyat konusu, atık konusu var herhalde. 10 lira dediler. Bir açıklama yaparlar mı onunla ilgili? Evet, bu konuyla ilgili daha önce komisyonlarda 4-8 geçmiş. Ancak grupta şehir içerisindeki hafriyat dökülen, izinsiz dökülen yerlerle ilgili de arkadaşlarımız söz aldı, konuştu. Bu konuyla ilgili bütçe komisyonunda veya kim açıklama yapacak? Oktay Bey. Ümit.
MİT Başkan, buyurun siz o zaman. Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerimiz, hafriyatların kamu yararına Antalya Spor lehine irat kaydedilerek kentin atık alanlarına aktarılması değerlendiriliyor. Ben komisyon toplantılarında yoktum ama grupta konuştuğumuz anladığımı ifade ediyorum. Kısmı ifade ediyorum. Şu an Antalya'mızda, bütün ilçelerimizde Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı boş alanlar, özel mülkler ya da henüz kullanılmayan kamu kullanımına tahsisli alanlar hepsi hafriyat atıklarıyla dolu. İnsanlar bunun parasını yatırıp işte uzak bir alana gitmek yerine uzak bir yere gitmeden, kestirmeden şehri kirletmeyi tercih edebiliyorlar. Buna karşı özendirici olmamak, şehir içi alanlara yüklü, hafriyat yüklü kamyonların girişini özendirmemek, bu arada boş alanlara atık bırakılmasını önlemek amacıyla bunun daha az kullanılan bir yol olmasını sağlamak önemli. O açıdan kent içine eğer girecekse, kentin yollarını, sokaklarını yoğun kullanacaksa, o riski de bize yaşatıyorsa bir miktar daha yüksek bedel ödemesi, mümkün olduğunca Kızılı'daki atık alanını tercih etmesi açısından biz de ifade edildiğinde bu 10 lira önerisini uygun bulduk Muratpaşa Belediyesi olarak. Durum budur. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, ben bir konuyu açıklayayım. Sayın Seneli, buyurun. Şimdi bunda şöyle bir şey koymak lazım. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin izin vermediği ve ihtiyaç görmediği hiçbir atık malzemenin şehir içine dökülmemesi, dökülürse de başka büyük bir cezai müeyyide uygulanması lazım. Şimdi burada örnek vereyim. Kır Camii imar açtık. Kır Camii'den hafriyat çıkacak. Kır Camii'den çıkan hafriyatları Sayın Başkanımız kendi ilçe belediye sınırları içerisinde yapacağı yollar, siz de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Büyükşehir'in yapacağı yollar veya dolgu olarak kullanacaksınız bir kısmını. Nasıl yok? Adam 8 lira tonla, 8 lira tonla ne yapıyor? 14,5 lira yapıyor. 14,5 lira yapıyor bir metre küp. Şimdi Hakan Başkan, inşaat sektörü krizde. 2 sene önce kaç inşaat ruhsatı kesiyordun, şu anda kaç inşaat ruhsatı kesiyorsun? Ben kaçak dökülene en ağır ceza uygulansın, onu verelim. Onda hiç sıkıntı yok yani. Arabasını bağlayalım, ceza verelim, hepsini verelim, onu geçirelim. Ama bir belediyenin, bir kamu kurumunun, yani belediye kamu kurumu olarak göstermediği hiçbir yerde kimse atık falan dökmesin yani. Yani buna bir açıklık getiriyor musunuz? Yani şimdi Muratpaşa Belediyesi olarak Sayın Başkanım, Kır Camii imar açtınız. Size oraya atık malzeme lazım. Bu adam da mı 14,5 lira olacak, ödeyecek metreküpüne? Yeniden söz alma zorunluluğu doğdu. Arkadaşlar, bu dediğiniz hayatın gerçekleriyle çok örtüşen bir şey değil. Bakın her kamyonun başına bir zabıta dikmek mümkün değil. Zabıtayı geceleri zabıtanın gece gündüz kovalaması da mümkün değil. Buyurun Muratpaşa'daki atık alanlarını oturuma ara verelim. 2 saat gezdireyim. Var mı bir tane boş arazi? Planlıyorum 3 senede bitiyor tahliyesi. Arsızlık olmaz. Bakın şunu ifade edeyim. Biz hiçbir esnafımız, hiçbir iş adamımız zor durumda kalsın istemeyiz. Ama yasal yere dökülsün kılıfı adı altında şehrin bütün arsalarının tarumar edildiğini, kullanımın yaşamı tehdit edecek boyutlara ulaştığını hayatın gerçekleri gösteriyor. Özendirici olmayalım. O açıdan ben ifade ediyorum. Burada hiç kimse esnafın, iş adamının zor durumda kalmasını istemez. Ama vaka ortada. Bu şehirde hep beraber yaşıyoruz. Durum ortada. Yani anlatabiliyor muyum? O yüzden
özendirici olmayacak bir fiyat olması, şehir içini tercih etmemeleri esastır. O hafriyatların ihtiyaç olma oranı atılan hafriyata göre çok çok düşük. O düşük oranı gerekçe yaparak şehri berbat etmeyelim, şehrin içine sokmayalım atıkları. Başkanım, benim şimdi o zaman bu. Şehir içini komple kapatıyoruz o zaman. Bence kapansın. Komple tabii, kapatıyoruz. Tabii. İsteyen gitsin alsın oradan. İsteyen dışarıdan. Gitsin oradan alsın. Komple tabii, kapatalım tabii, tabii. O zaman. En mantıklısı o. Komple kapatalım. Ben buna taraftarım. Komple kapatalım. Çünkü uygulamada yaptığımız ortada. Komple. Bir de yani şimdi yalnız ortada. Bunda bir araç takip sistemi vardır. Orventadı diye. Buradan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre Kontrol Daire Başkanlığı o ara hangi aracın nereye gittiğini görüyor yani. Yani zabıta göndermenize gerek yok yani. Onu görüyor zaten. Bütün sokaklarımızda, bütün sokaklarımızda o yok. Bütün araçlar buna kayıtlı değil. Kayıtlı maalesef olmayanlar, altyapı. Kayıtlı olmayanlar çalışamaz Sayın Başkanım. Öyle bir şey yok. Ruhsatta ruhsat alırken gidip hafriyat ruhsatı izni alırken o araçları plakasıyla bildirmek zorunda. Vallahi ben yaşadığım Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre Kontrol Daire Başkanı hafriyat bölümüne bütün araçları plakalarıyla bildirmek zorunda. O zaman şunu yapacağız. Kamunun mücbir ihtiyaçları dışındaki bütün hafriyatların farz edelim Muratpaşa Belediyesi'nin işte 10 kamyon ihtiyacı ben var. Ben gidip almaya razıyım dışarıdan. Evet. Böyle olacağına. Evet, komple o zaman yukarıya gönderelim. İçeriği evet. Yasaklayalım. Evet, durum bu. Komple yasaklayalım. Sayın Bulut, buyurun. Başkanım, bir ekleme yapmak istiyorum. Tabii bunu mu kastettiler? Şimdi bazı müteahhitlerimiz o hafriyat karşılığında da iş alıyorlar. Yani o hafriyatı satma karşılığında da iş alıyorlar. Dolayısıyla bu ihtiyaç olan hafriyatı satma karşılığında iş alan müteahhitlerimiz için ne gibi bir çözüm var bu teklifin içerisinde? Onu öğrenmek istemiştim. Şimdi sizin öneriniz nedir? Yani Büyükşehir Belediyesi'nce koordineli bir şekilde bu hafriyatların Büyükşehir Belediyesi'nin izni dahilinde eğer böyle bir ihtiyaç da varsa Büyükşehir Belediyesi'ne bu başvurularak yapılması noktasındadır. O zaman öneriye dediği şekliyle Sayın Bulut'un ekleyelim arkadaşlar. Ve şu mecliste özellikle ricam şudur. Antalya hepimizin, Antalya Spor, Alanya Spor da hepimizin. Bu anlamda bir katkı anlamında yani burada oy birliğiyle geçmesinde yarar var. Ortak noktada buluşalım. Öneriler varsa bu şimdi anlamda. Şimdi başkanım biraz önce gelmeden önce Alanya Spor Başkanı'yla görüştüm. Alanya Spor'a bir tane otobüs vermişiz. Hal gelirlerinden otopark çıkışına onu da kesmişiz Büyükşehir olarak. Şimdi Antalya'nın iki tane evladı. Antalya Spor neyse Alanya Spor da aynı yani. Bir de Alanya Spor şu anda daha başarılı bir noktada. Daha yok iyi yarışmıyoruz noktada. Biz kendi ilimizde yok, gurur kendi duyuyoruz ikisiyle. Alanya, üvey evlat muamelesi yani Alanya Spor'a ne veriyoruz? Şimdi şunu peki söyleyeceğim. Bu kaynaktan Alanya Spor'a aktaracağız mı? Şimdi Alanya'da yaptığımızı Alanya'dan. Efendim? Şimdi şunu söyleyeceğim. Bu Alanya Spor konusuyla ilgili Başkan Bey beni de aradı. Şimdi biz hani planlı, kurallı, kimlikli kent dedik. Şimdi oradaki hal çıkışlarıyla ilgili mevzuatlara uygun olmayan durumlar var. Bunları düzeltelim dedim. Ve onunla ilgili düzeltiyorum. Yani Alanya Spor'la ilgili herhangi bir yardımımızda otobüslerle ilgili sıkıntı olmuyor. Ne talep ederlerse yapabildiğimiz şekliyle ayırmıyoruz, yapıyoruz. Adem Başkanım da biliyordur zaten konuyu. Hal giriş çıkışlarında bir eksiklik var orada. Şimdi burada onu şey yapmış olmayayım. Onu da düzelteceğiz. O zaman başkanım şu anda bu hafriyat dökümünde belediyenin ihtiyacı olmadığı sürece kamunun ihtiyacı olan tamamını Kızılı'ya dökelim başkanım. Olabilir, mantıklı. Yani bu konu Antalya işte çevre dostuyuz hepimiz. Bir taraftan dediğiniz gibi müteahhitlerimiz de buradaki şey arkadaşlarımız da düşünerek bir taraftan da Antalya sporumuza katkıyla ilgili. Evet. Biz iki bakanımız ve turizmcilerle Sayın Valimizle geçen hafta toplantı da yaptık evet. Bu konuyla ilgili. Fiyatı komple yasaklayalım içeriye efendim yani şey yok. Alanya Başkanımız Adem Bey bir şey mi söylediniz? Sayın Başkanım fiyatı biraz düşük ama çevre bizim için çok önemli. Arkadaşlar o daha mantıklı sanki.
yani tamamını merkezden, Kepez'den, Muratpaşa'dan, Konyaaltı'ndan kaldıracağız. Hepsini yukarı götüreceğiz, göndereceğiz. Nasıl olur? Efendim? Belediyenin ihtiyacı olmayan kısımlarla ilgili. Kaç lira olsun mesela? 4 lira. Önce bir 7 alındı biliyorsunuz daha önce. Sonra 3,5'a düştü. Sonra 4 oldu. Tamamı. Başkanım aslında burada benim anladığım kadarıyla yani yani 4 ve 8'deki mantık da aslında söylediğimizden farklı değil benim anladığım. Yani 4 lira dökülen fiyat tamam, 8 lira zaten şehir merkezinde gösterilmeyen izinsiz alanlara döküldüğünde 8 lira ceza bedeli gibi bir rakam diye ben biliyorum. İşte o 10 olsun dendi. Şu anda Deniz Hanım'ın önerisi. Evet 10 olsun dediler. 10 olur. Ümit Bey'in önerisi o oldu. Ben öyle anladım yani. Şeyi dedi, hap fiyatı dedi. Bedava kazıyor veya işte satma karşılığında. Onun için bu satmışını falan bir karışık kaldıralım komple ortadan. Çevreyi kirletmeyi, ortalık depoları komple kaldıralım. Kamunun ihtiyacı varsa kamu ihtiyacı kadarını alsın. Diğerini komple Kızılay'a gönderelim. Hem de işletme çalışsın orada. Yani işletmeyi kuruldu, işletme de çalıştırılamıyor orada. Bulut Bey önce istemiş, Ümit Başkan bir saniye. Evet. Başkanım, kastettiğim şey milli servetin daha az tüketilmesi. Şimdi yakın bir yerde o toprağı kullanabilme imkanımız varken o yakılan mazot, o harcanan iş gücü yani boşuna Kızıllı'ya gidip bir daha Kızıllı'dan geri gelmesin. Bunu büyükşehrin kontrolünde yapalım istemiştim. Yani yine büyükşehrimiz bu noktada hakem görevi görerek o yapılan hafriyatın önceden nereye gideceğini bilerek, hangi miktarının, ne kadarının nereye gideceğini bilerek bunun önünü açmasını istemiştim. Evet, teşekkür ederim Sayın Bulut. Evet, Ümit Başkan buyurun. Şimdi bu zaten sokağa dökme karşılığı değil. Bu ihtiyaç olan yerlere şehir içindeyse bu fiyata dökülebiliyor. Sokağa dökmeyi ya da boş alana dökmeye cevaz vermez bu. O zaten yasa dışı. Bu önerge bence makuldür. Çünkü kişisel ihtiyaç ya da başkasının ihtiyacı için şehir içinde kullanılacaksa, sabitse bu taşıma yükümlülüğünü ortadan kaldırıyor. Ama madem mazot yakmayacak, madem şey var, fiyatını biraz yüksek tutalım, özendirmeyelim. Hile hurda işlerinin de önünü kesmiş oluruz. Bu 4-10 olarak geçsin diyorsunuz. İfrada kaçmayalım. Belediyelerin yani ihtiyaçlarını. Belediyenin olur, şahsi olur. Yok. İfade edildiği gibi. Şahsiler nasıl? Şöyle başkanım, misal bizim Aksu'da şahsi olabiliyor. Seracılık, yani yerleşimini tamamlamış değil daha. Döşeme altı yine hakeza. Buralar merkez gibi değil. Biraz daha tarımla uğraşanların ihtiyaçları olabiliyor. Dolayısıyla 4 ve 10 şekliyle daha çok fazla bunu da farklı yerlere çekersek de sıkıntı doğurabilir vatandaş açısından da. O zaman şöyle yapalım mı arkadaşlar? Bu meclis Antalya'da hep birlikte Antalya Spor için Antalya'mız, vatandaşlarımız da düşünerek öneri 4 lira 8 lira. Ama şimdiki öneri yani önceki komisyondan oy birliğiyle geçen 4 lira 8 liraydı. Şu anda Antalya Spor'un bu konuyla ilgili daha önce yapılan mağduriyetleri dolayısıyla da öneri 4 lira 10 lira arasında. Bence bunu geçirelim. Daha sonra da bu meclis hepimizin meclisi. Burada hiç yine oy birliğiyle almamız gereken kamuyu rahatsız edecek bir konu olursa yine gündeme alayım, olur mu? Oy birliğiyle yani 4 lira 10 lirayı oylayalım. Daha sonra sıkıntı olursa yine gelecek meclislerde yine aynısını yapalım. Yani burada Antalya Spor'u işte birbirimizden fazla seven yoktur. Bu Antalya'da yaşayan herkes Antalya Sporludur. Aynı zamanda Alanya Sporludur da tabii. Adem'ciğim sen yani şeyi unutmuyoruz, merak etme. Evet, bu öneri doğrultusunda Sayın Başkanım, bu konuda grup görüşlerimiz dile getirildi ancak bu konu
gelir tarifesi içinde geçen bir hüküm olduğu için bunun sırasında oylayacağız. Uygun görürseniz ve değerli mecliste kıymetli meclisimiz ama şimdi onu görürse, geçirirseniz ancak bu sırasında konu gelir olursa tarifesi, olmaz o zaman. Yani burada ona karar verelim. Yine sizin söylediğiniz öneri olsun. Sonrasını tamam öyle yapalım. Ama oylamayı ona göre yapabilirseniz seviniriz. Evet. Arkadaşlar. Başkanım. Sayın Başkan. Sayın Senirli. Kim söz isteyen kim? Sayın Topaloğlu. Buyurun efendim. Sayın Başkanım. Bu moloz dökme bütün ilçelerin bir sorunu. Şimdi oteller tadilata başladı. Dökecek hiçbir yer yok. Sayın Başkan'ın dediği gibi gece saat 2 düştü bir yere döküp gidiyor. Sabaha kadar bunu takip etme şansımız yok. Yani siz büyükşehir olarak mesela Kemer'den bahsediyorum. Sizin Katab'ın eski ayrıştırma fabrikası olduğu yeri biz resmi olarak başvuralım. Biz onu burada kontrol altına alalım. Bu ücreti de sizinle zaten sonradan görüşülür. Önemli olan çevrede bir kirlilik olmasın. En büyük sıkıntılardan biri bizde. Mutlaka Alanya'da da var. Diğer ilçelerimizde de var o sıkıntı. Sıkıntı yani, çok büyük. Yani buna bir çözüm bulmamız lazım. Bunu ayrıca bir daha değerlendirmemiz lazım. Yani sizin önerileriniz doğru. Ama şu anda bir günlerdir, aylardır ötelediğimiz, yani bu toplantılarla üst düzeyde bir de bir toplantı yaptık geçen hafta. Olur altına. Ama bunu bir gündeme alalım. Öbür çünkü konuları çok büyük sıkıntımız. Gündem dışı, normal belediyede hemen kısa zamanda arkadaşlar Cansel Hanım. Cansel Hanım. Bu konuyu ilçeler arasında da Kemer'de dahil olmak üzere tekrar değerlendiririz. Ama bugünkü öneri şu anda 4-10 lira olarak oylarınıza, düzeltiyorum, bütçede yerini almasını. Gelir tarifesi içinde geçen hükmün bu şekilde düzeltilerek oylanmasını bir hatırlatsak Yüce Meclis'e Sayın Başkanım. Oylamayı aynen, bu sırada yapsanız uygun olur mu? Uygundur. Teşekkürler. Evet. Sayın Manavoğlu. Uygundur. Sayın Yazar. Sayın Topaloğlu. Uygundur. Uygundur. Kabulünüz, oylarınızı. Sayın Başkanım, bütçenin bütçe konusu gündemin 3. maddesindeyiz. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu. Biz öneriyi kanunu kabul ettik şimdi. 4-8 yazılmıştı. 4-10'u kabul ettik şu anda. Evet, Sayın şimdi Başkanım, devam edin. Sayın Başkanım, oy birliği istiyorsanız bizim grubumuzda 10 lirayı biz çıkartamıyoruz. 8 liraya Kerhan okey dedirdik ama 10 lirayı çıkartamıyoruz. Dokuz lirada anlaşalım diyor bak 36'da. Valla Milliyetçi Hareket Partisi Özgürlükler Partisi'dir. Onun için... Bir dakika. Bizim de öyle de. Siz de mi öyle oldunuz? Güzel. Evet arkadaşlar. O zaman siz oylamaya katılmadınız mı? Arkadaşlar iyi kötü konuştuk ama 10 liraya oy vermeyecekler. Sayın Başkanım yani onda değiliz yani. Evet arkadaşlar oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi oy kullanmamıştır. Sözel'de oyladım şimdi. Evet. Başkanım, bütçe ile ilgili genel konuşmaları yapmak için arkadaşımız, Plan Bütçe Komisyonu Başkanımız kısa bir açıklama yapacak. Ayrıca da Ertürk Bey de bu konuda bir açıklama yapacakmış. Evet, önce o zaman Oktay Bey. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, meclis üyelerim ve değerli hazırım. 2020 yılı mali bütçesi hazırlık toplantıları kanunun öngördüğü şekilde toplanılmış ve rapora bağlanmıştır. Bütçe komisyon başkanı sıfatıyla komisyon ve bütçeler oy birliği ile geçmiş olup Antalya Büyükşehir Belediyesi bütçesi gelir ve gider dengesi borçlanma yolu ile finans edilmek suretiyle denklik sağlanılmış ve 3 milyar 450 milyona imza altına alınmıştır. Personel gideri 645 milyon öngörülmüş. Bütçe giderine oranı %18'dir.
2019 yılı bütçe gideri oranı ise 17.84'tür. Yatırımlarımız yıllara sari olduğu için aynı şekilde muhafaza edilmiş 1 milyar 517 milyon ödenek konulmuş. Bütçe oranı %44'tür. 2019 bütçe gideri oranı ise %43 civarındadır. Esas üzerinde durulması gereken 2020 yılında sadece faiz gideri ödemesi 190 milyon TL olup bütçeye oranı %5.51'dir. 2009 yılı bütçesinde %4.60 olup burada çekilen kredilerin esas ödeme yıllarının 2020 ve sonrası yıllar olduğunu vurgulamak isterim. Bu rakamın içerisinde kredi ana parası ödemesi yoktur. Ama 2020 yılı içerisinde ana para faiz dahil 400 milyon TL'ye yakın ödeme yapılacaktır. Dikkat edilmesi gereken konu budur. Kur farkları hariç olup bu rakamın çıkabileceğini kamuoyunun dikkatini çekmek isterim. Kamuoyunun takdirine bırakın. Yine sosyal belediyecilik anlayışımız çerçevesinde sosyal kart, nakdi yardım, aynı yardım, eğitime destek gibi sosyal dokunuşlar için 14 milyon TL ödenek ayrılmış olup hakkaniyet çerçevesinde ödemeler yapılacaktır. Bütçe Komisyon Başkanı olarak Büyükşehir Belediye'miz bütçesi haricinde 19 ilçenin bütçe toplamı 2 milyar 973 milyon olup kendi meclislerince de oylanan bütçeleri de oy birliği ile karar verip Antalya'mıza, yaşayanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ayrıca bu çalışmalar sırasında bizlere destek olan Mali Hizmetler Daire Başkanı ve ekibine teşekkür ediyorum. Oktay Başaran, Bütçe Komisyon Başkanı. Teşekkür ediyorum. Sayın yazar. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, İYİ Parti grubum adına 2020 yılı Antalya Büyükşehir Belediyesi bütçe ve performans planı üzerine söz almış bulunuyorum. Grubum adına Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Her şey çocuklarımızın geleceği için diyoruz. Hedef 6360 sayılı kanun kapsamında büyükşehir sınırları içerisinde dahil edilen ilçe, köy, kasaba ve beldelerimize merkezdeki hizmet standartlarını ve kalitesini ulaştırma gayreti, hayat standartlarını yükseltmeye yönelik projelere imza atmak olmalıdır. 2019 yılı bütçesiyle 2020 yılı bütçesi arasındaki farkları kıyaslayarak gideceğim. Önemli noktalarını işaret etmeye çalışacağım. 2019 yılı için toplam ödenek 3 milyar 410 milyon liraydı. Bunun dış borcu olan 522 milyon 950 bin lirası düşüldüğünde gelir bütçesi için gösterilen ödenek 2 milyar 887 bin 050 liraya denk geliyordu. Yani geçen yıl dış borç, iç borç toplamı 2019 bütçesinde 522 milyon 950 bin liraydı. 2020 yılı için öngörülen iç dış borç miktarı 736 milyon liradır. Bu 2020 yılı için toplam ödenek olarak 3 milyar 450 milyon liranın 736 milyonunu düşürdüğünde gelir için 2 milyar 714 milyon liralık bir ödeneğe karşılık geldiğini görmekteyiz. Bütçe ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyinin 2019 yılı ve 2020 yılları kıyaslandığında personel giderlerinde 2019 yılında %15,22 olan rakamın %15,8'e düştüğünü görmekteyiz. Sosyal güvenlik devlet prim giderlerinde de bu oran aşağı yukarı aynı kalmıştır. Ama mal ve hizmet alım giderlerinde bir rakam hatası olduğunu düşünüyorum. Çünkü birkaç farklı yerde 789 milyon 19 bin 600, bazı yerlerde de 807 bin 600
19.600 olarak geçmekte, iki farklı göstermekte idi. Ama mal ve hizmet alım giderlerinin de 2019 yılı ve 2020 yılı kıyaslandığında 2020 yılında %22,8'e düştüğünü görmekteyiz. Asıl önemli konunun biraz önce Cumhuriyet Halk Partisi grup sözcü arkadaşımızın bir plan bütçe ile ilgili konuşan arkadaşımın bahsettiği gibi faiz giderlerinin %5,5 olduğu noktasında geçen sene %4,61'di. Bu da büyük bir borç devrinin alındığını, geçen yıldan alındığının ifadesini göstermektedir. Yine sermaye giderleri aşağı yukarı %42,99 2019 bütçesinde, 2020 bütçesinde %44,5 olarak görülmektedir. Yani 2019 için personel giderlerinin düşürülmeye çalışıldığını, bu da bütçenin dengelenmesi noktasında yani kontrol altına alınmaya çalışıldığının ifadesini olduğu, yani disiplinli bir bütçe anlayışı ile çalışmalara yöneldiğimizin ifadesini görmekteyiz. Gelirin ekonomik sınıflandırılmasını kıyasladığımızda da vergi gelirlerinin 2019 bütçesinde %2,30 iken bu sene %2,4 olarak bir artış gösterdiğini görmekteyiz. Burada asıl dikkati çeken şey sermaye gelirlerimizin, yani geçen yıllarda asıl gelirin dayandığı temel ilkenin sermaye gelirleri olduğunu, yani 2019 bütçesinde bu rakam %42 iken bu yılki bütçemizde 761 milyon, yani %28'e denk geldiğini görmekteyiz. Yani bu ne manaya geliyor? Öz kaynaklarımızı satarak bütçeyi dengelemek gibi bir anlayışın söz konusu olmadığını ve bütçeyi daha makul ölçülerde dengeleyip disipline etme çabalarını görmekteyiz. Büyükşehir yasasının en önemli zayıflıklarından biri de hizmet alanının çok geniş olmasıdır. Bunu hepimiz biliyoruz. 6360 sayılı yasanın getirdiği sıkıntı. Esas görevi sanayi hizmeti sektörü olması gereken yerel yönetimde kırsal alan, mera, dağlar ve hazine arazilerinin de sınırlara dahil edilmesiyle 6360 sayılı kanunla eklenen büyükşehir belediyeler ve büyükşehir ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmeti yapabilir hükmü belediyelere büyük getirmiş ve neticesinde de tarım ve hayvancılıkla da uğraşır hale gelmiştir. Performans programı hizmetleri başlıklarında tarımsal altyapı ve kırsal kalkınma hizmetleri adı altında yapılan performans konuları incelendiğinde bu hedefler tarımsal yapıların geliştirilmesi ve basınçlı sulama sistemleri yaygınlaştırılması, kaynak korumak, planlamak, iyileştirmek ve üretici bilincini artırmak ve iş makinesinin bakım ve onarımlarını yapmak ve modernizasyonunu sağlamak şeklindedir. Ama özellikle bir tarım kenti olan Antalya'mızda üreticinin mahsulünün değerini alamaması, ürününü satamaması ve pazar bulamaması noktasında çok büyük desteğe ihtiyacı olduğu muhakkaktır. Dolayısıyla bu yönde de eğer 6360 sayılı yasa büyük şehire böyle bir yetki vermişse bu noktada da bir çalışma yapılmasının zorunlu olduğuna inanıyoruz. Sulama konusunda da ASAT'ın yine toplantısında değineceğiz. Sıkıntılarımız vardır. Özellikle sulama sorununda ve hal konusunda bu konuların ASAT'ın plan bütçe programında konuşulmak üzere şey yapmıyorum, söylemiyorum. 2020 yılı büyükşehir ve ilçe belediyeler bütçelerinin hayırlı olmasını diliyor. Yüce Meclisi grubum adına saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Yazar. Başkanım, Sayın Çetin. İyi Parti grup sözcüğümüze teşekkür ediyoruz açıklamalar için ama tabii usul atlandı. İlgili mevzuatta da söz sandalye sırasına göre verilir haliyle. Biz de görüşümüz vardı komisyon başkanımızın ardından konuşacaklarımız. Bunu dikkat çekmek istedim sadece.
Sayın Başkanım, ben konuyu sordum. Yok, size değil başkanım. Herkes kabul ettiği için ben söz aldım. Tabii, size değil. Ben de sözüm var da sıradandan sonra herkes açıklama yapabilir diye düşünüyorum. Özür diliyorum. Yok sıradan önce komisyon başkanına da verdik. Yani sözle ilgili sıkıntı yok. Tamam başkanım. Yok, Manavoğlu'na da bir kişi olmasına rağmen bu mecliste sevgi saygı içerisinde geçtiği için zaten sonuna kadar sayıya bakmadık. Burada mesela Milliyetçi Hareket Partisi'ne önce Sayın Yazar'a vermem lazım ama değil. Biz normal bunları geleneksel hale sıkıntı getirdik. Yok başkanım. Sıkıntı sadece yok. Ben gündemin maddesi gereği usulü bir hatırlatmak istedim. Sadece o kadar. Bütçeler hedeflerdir. Hedefleri tutturmak inşallah nasip olur senenin sonunda. Bu ilk hedefiniz. Bu konuda size başarılar diliyoruz. Yapıcı muhalefet anlayışımızla bu hedeflerin tutturulması noktasında Antalya'nın yararını her türlü konuda yararınıza destekçi olacağımızı belirtmek isteriz. Bütçemizin de bu anlayışla hayırlı olmasını diliyorum. Takipçisiyiz. Hep beraber inşallah Antalya yararına elimizden geldiğince destekçi olacağız başkanım. Çok teşekkür ederim Sayın Çetin. Hayırlı olsun başkanım. Sayın Manavoğlu. Hayırlı olmasını temenni ediyorum başkanım. Yüce Allah'ımla. Sayın Topaloğlu. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, komisyonda Sayın Başkanım, oylamayı ben müsaade ederseniz eğer mevzuat hükümleri 23, gereğince madde madde oylatacağım. 23 maddemiz var sırasıyla, o zaman evet, okuyunuz. Evet. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 25. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 62. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesinin 2. fıkrasının A bendi gereğince bütçe kararnamesinin madde madde okunup oylanması hususu. Madde 1. Antalya Büyükşehir Belediyesi giderleri için A ödenek cetvelinde gösterildiği üzere 2020 yılı için 3 milyar 450 milyon TL ödenek verilmiştir. Oylanması hususunu arz ederim. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler. Başkanım, süreden kazanmak adına elle yapabiliriz oylamayı. Daha hızlı olur bence. Mevzuatlara uygunsa arkadaşlar, bence de yani. Sayın Başkanım, elektronik oynamayla yapmak kimin hangi yönde oy kullandığı daha teknik olarak. Oy birliği olduğu kayıtlara için söylüyorum. Kayıtlara geçiyor ve yayınlıyoruz efendim oylama raporlarını internet anlayamadım. Sitemizde. Oy birliği var. Siz de ilan ettiğiniz için bence elle yapabiliriz. Oy birliği olduğu için söyledim. Toplu eğer bizim katı olmazsa zaman açısından o arkadaş. O zaman Sayın Meclis tarafından elle oylama yapılacağına dair bir oylama yapalım elektronik sistemle. Yapalım. Eğer oy birliğiyle karar alınırsa elle oylamaya, işaretli oylamaya evet geçelim. Arkadaşlar, oylamanın elle işaret buyurulmasını oylarınıza sunuyorum. Yok hayır. Önce normal mevzuatlara uygun dijital ortamda yapalım. Kabul edersek ondan sonra manuel gibi elle hareket edeceğiz. Evet. ...19 ilçemizin de bütçesi olması dolayısıyla... Evet, oy birliğiyle öneri kabul. Sayın Başkanım, bir tane çekimser var. O yüzden elle oylama yapılamaz. Düzeltiriz burada. Bir saniye. Düzeltmiştir. Metin Bey, düzelttiniz mi? Düzeltildi Sayın Başkanım, arz ederim. Dikkatinizi çekecek mi diye yapmış Metin Bey. Evet. Sayın Başkanım, madde 2. Antalya Büyükşehir Belediyesi gelirleri B gelirlerinin ekonomik sınıflandırması cetvelinde gösterildiği üzere 2020 yılı için toplam 2 milyar 714 milyon TL olarak tahmin edilmiştir. Oylanması hususunu arz ederim. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 3. Birinci maddede belirtilen ödenek toplamı ile ikinci maddede belirtilen tahmini gelirler toplamı arasında fark net borçlanma ile karşılanır. Bu çerçevede finansmanın ekonomik sınıflandırılması tablosunda 736 TL net borçlanma kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle
bütçe denkliği sağlanmıştır. Oylanması hususunu arz ederim. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 4. Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları C cetvelinde gösterilmiştir. Oylanması hususunu arz ederim. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 5. G cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için harcama yetkilileri Büyükşehir Belediye Meclisi'nden yetki alınmak suretiyle birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. Bunlar dışında gelecek yıllara yaygın yüklenmeleri kapsayan taahhütler 5393 sayılı Belediye Kanunu 67. maddesi çerçevesince Büyükşehir Belediye Meclisi'nin iznine bağlıdır. Oylanması hususunu arz ederim. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 6. 6245 sayılı Harcırak Kanunu 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük yevmiye ve yol giderleri H cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenir. Oylanması hususunu arz ederim. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 7. Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur. 1. Bütçe kararnamesi, 2. Ödenek A cetveli, 3. Gelirlerin ekonomik sınıflandırması B cetveli, 4. Finansman ekonomik sınıflandırması cetveli, 5 gelirlerin yasal dayanağını gösterir C cetveli, 6 çok yıllı gider bütçesi cetveli, 7 fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma düzeyinde ödenek cetveli, 8 fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma düzeyinde izleyen 2 yıl bütçe tahmini cetveli, 9 çok yıllı gelir bütçesi cetveli, 10 çok yıllı finansmanın ekonomik sınıflandırması cetveli, 11 gelecek yıllara yaygın yüklenmeleri kapsayan taahhütler G cetveli, 12 memur olmayanlara verilecek yollukları gösterir H cetveli. 13 ihdas edilen memur kadrolarını gösterir K1 cetveli. 14 ihdas edilen sürekli işçi kadrolarını gösterir K2 cetveli. 15-237 sayılı taşıt kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir T1 cetveli. 16 mevcut taşıtları gösterir T2 cetveli. 17 ayrıntılı harcama programı. 18 finansman programı. Oylanması hususunu arz ederim. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 8. Mecliste kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılır. Oylanması hususunu arz ederim. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 9. Vergi, rüsum, harç ve katılma paylarının tahsis süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nda gösterilen zamanlarda B cetvelinde belirtilen diğer gelirler ise taksitlendirmeye ve taksis zamanlarını belirlemeye üst yönetici yetkilidir. Oylanması hususunu arz ederim. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 10. Bütçeden yapılacak bütçe giderleri ödemeleri ve bu ödemelerden tevkif edilecek minimum vergi, resim, harç ve benzeri seri tevkifatın ilgili resmi mercilere ödenmesi konusunda üst yönetici yetkilidir. Oylanması hususunu arz ederim. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 11. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 35. maddesi gereğince harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin sakla tutulması kaydıyla ilgili kanunlarda öngörülen haller ile gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi giderler ve her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirlenecek tutarların altında kalan giderler için avans vermek veya kredi açmak suretiyle ön ödeme yapılabilir. Oylanması hususunu arz ederim. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 12. Geçici işçi çalıştırılmasında Büyükşehir Belediye Başkanı yetkilidir. Geçici işçi vizeleri belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idari birlikleri norm, kadro, ilke ve standartlarına dair yönetmelik hükümlerine göre Büyükşehir Belediye Meclisi'nce yapılır. Bunlar ile ilgili her türlü ücret ödemesi ve diğer ödemeler kadrolu işçilere yapılan bölümlerden yapılır. Oylanması hususunu arz eder. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 13. Madde 13'te sayılan 81 adet hesap isimleri ve IBAN numaralarının okundu kabul edilmesi hususunu oylarınızı arz ederim. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 13. 5393 sayılı Belediye Kanunu 15. maddesi ve 73. maddesi gereği kararname ekinde bulunan listede belirtilen imar planındaki konumu, kullanım amacı, ayrıca niteliği ve özelliği gereği kamu hizmetlerinde kullanılan Büyükşehir Belediyesi taşınmazlarından 775 sayılı Gecekondu Kanunu'ndan kaynaklanan alacak ve malları ile Büyükşehir Belediyemizin bankalardaki proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri
şartlı bağışlar ile Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen vergi, resim ve harç gelirlerinden oluşan mevduat hesapları, personel alacakları, yatırımlarla ilgili ödenekleri ve kira alacakları, kamudan gelen transferler bütçe kalemlerinde kullanılacak olması nedeniyle biraz önce okunmuş olarak kabul edilen kamu hizmetine tahsis edilmiş 81 adet hesap haciz edilemez hususunun oylanması hususunu arz ederim. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 14. Büyükşehir Belediyesi'nin hissedarı bulunduğu taşınmazlığın ortaklığının giderilmesi davaları sonucu satılmasına karar verildiği takdirde belediye hisselerinin ucuza gitmesinin önlenmesini sağlamak ve satın alınacak hisselerin daha iyi değerlendirilmesinde kullanılmak üzere raiş bedelde dikkate alınarak mahkemece ve vilayet takdir komisyonunca takdir edilen muammen bedelin 1000'de 1000 fazlasına kadar belediye adına satın almaya belediye encümeni yetkilidir hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 15. Taşınır malların gelir getirmek amacıyla kiraya verilmesinde Büyükşehir Belediye Meclisi veya Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından belirlenen bir ücret olması halinde anılan taşınır malları kiraya vermeye üst yönetici yetkilidir hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 16. Toplu iş sözleşmesini yapmaya üst yönetici yetkilidir. Oylanmasını arz ederim. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 17. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 103'e 3. fıkrası kapsamında 2464 sayılı kanunla sağlanan gelirlerin %1 tutarındaki sosyal yardımın kanunlarda tayin edilen ve belediyece tespit edilen sosyal amaçlı kuruluşlara ve hizmetlerin tahsisine üst yönetici yetkilidir. Oylanması hususunu arz ederim. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 18. 213 sayılı vergi usul kanunu kapsamında tarh, tahakkuk ve tahsil edilen vergi harç feri alacaklardan iadesi gerekenler anılan yasanın 116 ve 126. maddeleri kapsamında ilgilisine iade edilir. Diğer yasalara istinaden tahakkuk ve tahsil edilen kurum alacaklarından iadesi gerekenlerin iadesine karar vermeye Büyükşehir Belediye Encümeni yetkilidir. Oylanması hususunu arz ederim. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 19. Bütçe kararnamesinde eklenen K1 ihdas olunan memur kadrolarını gösterir. Cetvelde yer alan personelin ek ders, konferans, fazla çalışma ücretleri ile diğer ödemeleri genel bütçe kanununa ekli K cetvelinde belirlenen belediyemiz personeli ile ilgili asami ücret sınırından K2 cetvelinde yer alan işçilere ise ödenecek fazla çalışma ücreti toplu iş sözleşmesi hükümleri çerçevesinde ödenir. K1 ve K2 cetvellerinde yer alan personele süreklilik arz eden görevler hariç fazla çalışma yaptırılmasına veya giderlerin ödenmesine üst yönetici yetkilidir. Süreklilik arz eden görevlerden dolayı genel bütçe kanunu ile bir belirleme yapılmaması durumunda fazla çalışma saat ve çalışma ücretlerini belirlemeye Büyükşehir Belediye Encümeni yetkilidir hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 20. 5393 sayılı kanunun 32. maddesi gereğince belediye meclis başkan ve üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 39. madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1/3 tutarında huzur hakkı ödenir hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 21. 2942 sayılı kamulaştırma kanunu geçici 6. maddesinin 8. fıkrası kesinleşen mahkeme kararlarını istinaden bu madde uyarınca ödemelerde kullanılmak üzere en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının en az %2'si oranında yılı bütçesinden pay ayrılır. Hükmü gereği 2020 yılı bütçesi kamulaştırma giderleri için 52 milyon TL ödenek ayrılmıştır. 2942 sayılı kamulaştırma kanunu geçici 6. maddesinin 11. fıkrasında belirtildiği üzere bu madde uyarınca ödenecek olan tazminatın tahsili sebebiyle belediyenin mal, hak ve alacakları haciz edilemez. Oylanması hususunu arz ederim. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 22. Bu kararname hükümleri 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer. Oylanması hususunu arz ederim. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 23. Bu kararname hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür. Oylanması hususunu arz ederim. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 25. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu 62. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin
29. maddesinin B fıkrası kapsamında yılı gider bütçesi kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyinde oylanır hükmü gereğince. Kurumsal bazlı genel sekreterlik genel kamu hizmetleri 50 bin, özel kalem müdürlüğü genel kamu hizmetleri 2 milyon, destek hizmetleri dairesi başkanlığı genel kamu hizmetleri 372 milyon, sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri 300 bin, insan kaynakları ve eğitim daire başkanlığı genel kamu hizmetleri 254 milyon, protokol şube müdürlüğü genel kamu hizmetleri 25 bin, bilgi işlem daire başkanlığı genel kamu hizmetleri 11 milyon, şehir tiyatrosu şube müdürlüğü dinlenme, kültür ve din hizmetleri 3 milyon. Yazı işleri ve kararlar daire başkanlığı genel kamu hizmetleri 2 milyon 375 bin. Teftiş kurulu başkanlığı genel kamu hizmetleri 9 bin. İş denetim birimi başkanlığı genel kamu hizmetleri 8 bin. Birinci hukuk müşavirliği, kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri 4 milyon 96 bin. Basın yayın ve halkla ilişkiler dairesi başkanlığı genel kamu hizmetleri 2 milyon 500 bin. Çevre koruma ve kontrol daire başkanlığı çevre koruma hizmetleri 216 milyon 190 bin 178. Fen İşleri Daire Başkanlığı İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 567 milyon 913 bin 400. Dinlenme, kültür ve din hizmetleri 67 milyon 215 bin. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 50 bin. İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 1 milyon 355 bin. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı Ekonomik İşler ve Hizmetler 242 bin. İtfaiye Daire Başkanlığı Savunma Hizmetleri 2 milyon 229 bin 522. Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 2 milyon 270 bin. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 48 milyon 58 bin. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 828 milyon 62 bin 28. Kent Estetiği Daire Başkanlığı İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 18 milyon 480 bin. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Sağlık Hizmetleri 11 milyon 371 bin 50. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 4 milyon 860 bin. Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 33 milyon 862 bin. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı Ekonomik İşler ve Hizmetler 729 milyon 15 bin. Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 185 bin. Zabıta Daire Başkanlığı Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 4 milyon 239 bin. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Ekonomik İşler ve Hizmetler 51 milyon 145 bin. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Ekonomik İşler ve Hizmetler 12 milyon 25 bin. İlçe Hizmetleri Daire Başkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 100 bin. Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 101 milyon. Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 25 bin. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Çevre Koruma Hizmetleri 96 milyon 24 bin 822. Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 1 milyon 85 bin. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 1 milyon 635 bin olmak üzere toplamda 3 milyar 450 milyon olarak oylanması hususunu arz ederim. Kabulünü oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 25. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu 62. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesinin C fıkrası kapsamında yılı gelir bütçesi ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyinde 01 vergi gelirleri 65 milyon 193 bin 408, 03 teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 131 milyon 384 bin 243, 05 diğer gelirler 1 milyar 757 milyon 422 bin 349. Arkadaşlar biraz sessiz olabilir miyiz? 06 sermaye gelirleri 761 milyon. 09 ret ve iadeler eksi 1 milyon olmak üzere toplam gelir bütçesinin 2 milyar 714 milyon olarak oylanması hususunu arz ederim. Kabulünü oylarını sunuyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 25. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu 62. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesinin Ç fıkrası kapsamında yılı finansmanın ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyinde 01 iş borçlanma 200 milyon, 02 dış borçlanma 536 milyon olmak üzere borçlanma toplamının 736 milyon olarak kabul edilmesi hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine 29. maddesi 3. fıkrası kapsamında ayrıntılı harcama programının 3'er aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden ilk 3 aylık 517 milyon 500 bin, ikinci 3 aylık 690 milyon, üçüncü 3 aylık 1 milyar 35 milyon, dördüncü 3 aylık 1 milyar 207 milyon 500 bin olmak üzere toplam 3 milyar 450 milyon olarak kabul edilmesi hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesinin 3. fıkrası kapsamında finansman programı 3 aylık dönemler itibarıyla toplamlar üzerinden birinci düzeyde İlk 3 aylık 678 milyon 500 bin, ikinci 3 aylık 678 milyon 500 bin, üçüncü 3 aylık 678 milyon 500 bin, dördüncü 3 aylık 678 milyon 500 bin olmak üzere toplamda 2 milyar 714 milyon olarak kabul edilmesi hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İzleyen son 2 yılın 2021 yılı gider bütçesinin 3 milyar 622 milyon 500 bin TL, gelir bütçesinin 2 milyar 849 milyon 700 bin TL, borçlanmanın 772 milyon 800 bin TL, 2022 yılı gider bütçesinin 3 milyar 623 milyon 625 bin TL, gelir bütçesinin 2 milyar 992 milyon 185 bin TL, borçlanmanın 811 milyon 440 bin TL, diğer bütçe ve ek cetvelleri plan bütçe ve komisyon raporu ve 2020 gelir tarifesindeki Büyükşehir Belediyesi'nin göstereceği ruhsatlı alan dışındaki geçici depolama ücretinin 8 TL'den 10 liraya 10 TL'ye çıkarılması yönündeki önerinin şekliyle gelir tarifesinin kabul edilmesi hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Başkanım, gündemin 3. maddesi Büyükşehir Belediye bütçemiz görüşülmüştür. Arz ederim gündemin 4. maddesi. Akseki Belediyesi'nin bütçesi. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. 2020 yılı bütçe kararnamesi Akseki ilçesinin 13 maddeden oluşmuş olup madde madde okundu kabulü ve madde madde kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Şimdi ilçeleri de işaretle çözüyoruz. Devam Başkanım, ediyoruz. Uygun görürseniz elektronik oylamaya dönelim. O maddeye özgü oylamıştı Sayın Meclisimiz. İlçelerin kaç oylaması var? Dört tane. Hepsinde oy birliği var mı? Bence takdir hepsi, meclisin efendim. Efendim? Hepsi oy birliği. Oy birliği, oy birliği. İşaretle devam edilmesini oylarınıza sunuyorum. Herkes birbirine ödünç oy verecek. 19 ilçe. Evet arkadaşlar, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, Akseki ilçesinin başlıyorum Sayın Başkanım. 2020 yılı bütçe kararnamesinin 13 maddeden oluşmuş olup madde madde okundu kabulü ve madde madde kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi 19 milyon 59 bin TL olarak kabulü hususunun oylanmasını arz ederim.
Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyinin 19 milyon 59 bin TL olarak kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı ayrıntılı harcama programının 3'er aylık toplamları üzerinden kabulü ve 2020 yılı finansman programları 3'er aylık toplamları üzerinden kabulü izleyen son 2 yılın 2021 gider bütçesinin 19 milyon 985 bin TL, gelir bütçesinin 19 milyon 985 bin TL, 2022 yılı gider bütçesinin 20 milyon 662 bin, gelir bütçesinin 20 milyon 662 bin TL olarak diğer bütçe ve ek cetvellerinin 2020 yılı gelir tarifesinin tarife türlerine yasal sınırlara çekilerek plan ve bütçe komisyon raporundaki düzeltilmiş haliyle kabul edilmesi hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Akseki ilçesininki geçmiştir Sayın Başkanım, arz ederim. Hayırlı olsun. Aksu ilçesi. 2020 yılı bütçe kararnamesinin 24 maddeden oluşmuş olup madde madde okundu kabulü ve madde madde kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi 92 milyon TL olarak kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyinin 92 milyon TL olarak kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı ayrıntılı harcama programı 3'er aylık toplamları üzerinden kabulü ve 2020 yılı finansman programları 3'er aylık toplamları üzerinden kabulü izleyen son 2 yılın 2021 gider bütçesinin 96 milyon 600 bin TL, gelir bütçesinin 96 milyon 600 bin TL, 2022 yılı gider bütçesinin 101 milyon 430 bin TL, gelir bütçesinin 101 milyon 430 bin TL olarak diğer bütçe ve ek cetvellerinin 2020 yılı gelir tarifesinin plan ve bütçe komisyon raporu doğrultusunda kabul edilmesi hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Alanya ilçesi. Hayırlı olsun Aksu'ya. 2020 yılı bütçe kararnamesi 12 maddeden oluşmuş olup madde madde okundu kabulü ve madde madde kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyinin 485 milyon TL olarak kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyinin 485 milyon TL olarak kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı ayrıntılı harcama programı 3'er aylık toplamları üzerinden kabulü, 2020 yılı finansman programları 3'er aylık toplamları üzerinden kabulü ile izleyen son 2 yılın 2021 yılı gider bütçesinin 530 milyon TL, gelir bütçesinin 530 milyon TL, 2022 yılı gider bütçesinin 580 milyon TL, gelir bütçesinin 580 milyon TL olarak diğer bütçe ve ek ve cetvellerin 2020 yılı gelir tarifesinden evsel katı atık ücret tarifesinin mevzuat gereği kaldırılarak plan ve bütçe komisyon raporunda yapılan değişiklikler doğrultusunda kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Demre ilçesi arz ederim. 2020 yılı bütçe kararnamesi 15 maddeden oluşmuş olup madde madde okundu kabulü ve madde madde kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyinin 27 milyon 279 bin TL olarak kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyinin 27 milyon 279 bin TL olarak kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı ayrıntılı harcama programı 3'er aylık toplamları üzerinden kabulü, 2020 yılı finansman programları 3'er aylık toplamları üzerinden kabulü ve izleyen son 2 yılın 2021 yılı gider bütçesinin 29 milyon 461 bin 320 TL, gelir bütçesinin 29 milyon 461 bin 320 TL, 2022 yılı gider bütçesinin 31 milyon 818 bin 217 TL, gelir bütçesinin 31 milyon 818 bin 217 TL olarak diğer bütçe ve ek cetvellerinin 2020 yılı gelir tarifesinde evsel katı atık ücret tarifesinin mevzuat gereği kaldırılarak plan ve bütçe komisyon raporu da yapılan değişiklikler doğrultusunda kabul edilmesi hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Döşeme 6. 2020 yılı bütçe kararnamesi 23 maddeden oluşmuş olup madde madde okundu kabulü ve madde madde kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.
2020 yılı gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi 210 milyon TL olarak kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyinin 210 milyon TL olarak kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı ayrıntılı harcama programı 3'er aylık toplamları üzerinden 2020 yılı finansman programları 3'er aylık toplamları üzerinden kabulü izleyen son 2 yılın 2021 yılı gider bütçesinin 231 milyon, gelir bütçesinin 231 milyon TL, 2022 yılı gider bütçesinin 254 milyon 100 bin TL, gelir bütçesinin 254 milyon 100 bin TL olarak kabulü ve diğer bütçe ve ek cetvellerin 2020 yılı gelir tarifesinin plan ve bütçe komisyonu doğrultusunda kabul edilmesi hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Elmalı, 2020 yılı bütçe kararnamesi 11 maddeden oluşmuş olup madde madde okundu kabulü ve madde madde kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyinin 40 milyon 750 bin TL olarak kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyinin 40 milyon 750 bin TL olarak kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı ayrıntılı harcama programının 3'er aylık toplamları üzerinden ve 2020 yılı finansman programlarının 3'er aylık toplamları üzerinden kabulü izleyen son 2 yılın 2021 yılı gider bütçesinin 44 milyon 825 bin TL, gelir bütçesinin 44 milyon 825 bin TL, 2022 yılı gider bütçesinin 49 milyon 307 bin 500 TL, gelir bütçesinin 49 milyon 307 bin 500 TL olarak diğer bütçe ve ek cetvellerinin 2020 yılı gelir tarifesinde kanal aşma izin harcının yasal sınıra çekilerek plan ve bütçe komisyon raporunda yapılan değişiklikler doğrultusunda kabulü hususunun oylanmasını arz edin. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Finike Belediyesi. 2020 yılı bütçe kararnamesi 13 maddeden oluşmuş olup madde madde okundu kabulü ve madde madde kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi 60 milyon TL olarak kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyinin 60 milyon TL olarak kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı ayrıntılı harcama programının 3'er aylık toplamları üzerinden 2020 yılı finansman programlarının 3'er aylık toplamları üzerinden kabulü izleyen son 2 yılın 2021 yılının gider bütçesinin 62 milyon 183 bin TL, gelir bütçesinin 62 milyon 183 bin TL, 2022 yılı gider bütçesinin 64 milyon 456 bin TL, gelir bütçesinin 64 milyon 456 bin TL olarak diğer bütçe ve ek cetvellerinin 2020 yılı gelir tarifesinde tarife türlerinin yasal sınırlara çekilerek yasada olmayan harçlar kaldırılarak plan ve bütçe komisyon raporunda yapılan değişiklikler doğrultusunda kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gazipaşa Belediyesi. 2020 yılı bütçe kararnamesi 10 maddeden oluşmuş olup madde madde okundu kabulü ve madde madde kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyinin 50 milyon TL olarak kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyinin 50 milyon TL olarak kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı ayrıntılı harcama programının 3'er aylık toplamları üzerinden ve 2020 yılı finansman programının 3'er aylık toplamları üzerinden kabulü izleyen son 2 yılın 2021 yılı gider bütçesinin 52 milyon TL, gelir bütçesinin 52 milyon TL, 2022 yılı gider bütçesinin 54 milyon TL, gelir bütçesinin 54 milyon TL olarak diğer bütçe ve ek cetvellerin 2020 yılı gelir tarifesinde belirtilen tarife türlerinin yasal sınırlara çekilmesi ve mevzuatlar doğrultusunda plan ve bütçe komisyonunda yapılan değişiklikler doğrultusunda kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündoğmuş Belediyesi. 2020 yılı bütçe kararnamesi 13 maddeden oluşmuş olup madde madde okundu kabulü ve madde madde kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyinin 16 milyon TL olarak kabulü hususunun oylanmasını arz ederim.
Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi 16 milyon TL olarak kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı ayrıntılı harcama programının 3'er aylık toplamları üzerinden ve 2020 yılı finansman programlarının 3'er aylık toplamları üzerinden kabulü izleyen son 2 yılın 2021 yılı gider bütçesinin 17 milyon TL, gelir bütçesinin 17 milyon TL, 2022 yılı gider bütçesinin 18 milyon TL, gelir bütçesinin 18 milyon TL olarak diğer bütçe ve ek ve cetvellerinin 2020 yılı gelir tarifesindeki tarife türlerinin yasal sınırlara çekilerek plan ve bütçe komisyonunda yapılan değişiklikler doğrultusunda kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İbradı Belediyesi. 2020 yılı bütçe kararnamesi 13 maddeden oluşmuş olup madde madde okundu kabulü ve madde madde kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyinin 28 milyon TL olarak kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyinin 28 milyon TL olarak kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı ayrıntılı harcama programının 3'er aylık toplamları üzerinden ve 2020 yılı finansman programlarının 3'er aylık toplamları üzerinden kabulü izleyen son 2 yılın 2021 yılı gider bütçesinin 29 milyon 400 bin TL, gelir bütçesinin 29 milyon 400 bin TL, 2022 yılı gider bütçesinin 30 milyon 870 bin TL, gelir bütçesinin 30 milyon 870 bin TL olarak diğer bütçe ve ek ve cetvellerinin 2020 yılı gelir tarifesinde tarife türlerinin yasal sınırlara çekilerek plan ve bütçe komisyonunda yapılan değişiklikler doğrultusunda kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kaş Belediyesi. 2020 yılı bütçe kararnamesi 14 maddeden oluşmuş olup madde madde okundu kabulü ve madde madde kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyinin 106 milyon 946 bin 650 TL olarak kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyinin 106 milyon 946 bin 650 TL olarak kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı ayrıntılı harcama programının 3'er aylık toplamları üzerinden ve 2020 yılı finansman programlarının 3'er aylık toplamları üzerinden kabulü izleyen son 2 yılın 2021 yılı gider bütçesinin 115 milyon 502 bin 382 TL, gelir bütçesinin 115 milyon 502 bin 382 TL, 2022 yılı gider bütçesinin 124 milyon 742 bin 572,56 TL, gelir bütçesinin 124 milyon 742.572,56 TL olarak diğer bütçe ve ek ve cetvellerinin 2020 yılı gelir tarifesi ve gider bütçesinde yer alan yedek ödeneğin yasal limitler oranına çekilmesi yönünde plan ve bütçe komisyonunda yapılan değişiklikler doğrultusunda kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kemer Belediyesi. 2020 yılı bütçe kararnamesi 10 maddeden oluşmuş olup madde madde okundu kabulü ve madde madde kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyinin 124 milyon TL olarak kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyinin 124 milyon TL olarak kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı ayrıntılı harcama programının 3'er aylık toplamları üzerinden ve 2020 yılı finansman programının 3'er aylık toplamları üzerinden kabulü izleyen son 2 yılın 2021 yılı gider bütçesine 148 milyon 819 bin TL, gelir bütçesine 148 milyon 819 bin TL, 2022 yılı gider bütçesine 178 milyon 560 bin TL, gelir bütçesine 178 milyon 560 bin TL olarak diğer bütçe ve ek ve cetvellerinin 2020 yılı gelir tarifesinde ifraz tevhid harcı türünün yasal sınırlara çekilerek plan ve bütçe komisyonunda yapılan değişiklikler doğrultusunda kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Kepez Belediyesi. 2020 yılı bütçe kararnamesi 22 maddeden oluşmuş olup madde madde okundu kabulü ve madde madde kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyinin 368 milyon TL olarak kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyinin 368 milyon TL olarak kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı ayrıntılı harcama programının 3'er aylık toplamları üzerinden ve 2020 yılı finansman programının 3'er aylık toplamları üzerinden kabulü izleyen son 2 yılın 2021 yılı gider bütçesinin 386 milyon 400 bin TL, gelir bütçesinin 386 milyon 400 bin TL, 2022 yılı gider bütçesinin 405 milyon 720 bin TL, gelir bütçesinin 405 milyon 720 bin TL olarak diğer bütçe ve ek ve cetvellerinin 2020 yılı gelir tarifesindeki tarife türlerinden kayıt ve suret harcı başlıklı her sayfa başına alınan harç ile harita plan krokileri ve her metrekare başına alınan harcın yasal sınırlara çekilerek plan ve bütçe komisyonunda yapılan değişiklikler doğrultusunda kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Konyaaltı Belediyesi. 2020 yılı bütçe kararnamesi 26 maddeden oluşmuş olup madde madde okundu kabulü ve madde madde kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyinin 185 milyon TL olarak kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyinin 170 milyon TL olarak kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı finansmanın ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyinin 15 milyon TL olarak kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı ayrıntılı harcama programının 3'er aylık toplamları üzerinden ve 2020 yılı finansman programlarının 3'er aylık toplamları üzerinden kabulü izleyen son 2 yılın 2021 yılı gider bütçesinin 194 milyon 250 bin TL, gelir bütçesinin 178 milyon 500 bin TL, borçlanmanın 15 milyon 750 bin TL, 2022 yılı gider bütçesinin 203 milyon 962 bin 500 TL, gelir bütçesinin 187 milyon 425 bin TL, borçlanmanın 16 milyon 537 bin 500 TL olarak diğer bütçe ve ek cetvellerinin 2020 yılı gelir tarifesindeki yapı kullanma izin harcı tarifesinin yasal sınıra çekildiği plan ve bütçe komisyonunda yapılan değişiklikler doğrultusunda kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Korku Deliği Belediyesi. 2020 yılı bütçe kararnamesi 10 maddeden oluşmuş olup madde madde okundu kabulü ve madde madde kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyinin 120 milyon 747 bin TL olarak kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyinin 100 milyon 500 bin TL olarak kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı finansmanın ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyinin 20 milyon 247 bin TL olarak kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı ayrıntılı harcama programının 3'er aylık toplamları üzerinden ve 2020 yılı finansman programlarının 3'er aylık toplamları üzerinden kabulü izleyen son 2 yılın 2021 yılı gider bütçesinin 129 milyon 884 bin 409 TL, gelir bütçesinin 105 milyon 245 bin 320 TL olarak borçlanmanın 24 milyon 639 bin 89 TL, 2022 yılı gider bütçesinin 142 milyon 509 bin 983 gelir bütçesinin 110 milyon 149 bin 930 TL borçlanmanın 32 milyon 360 bin 53 TL olarak diğer bütçe ve ek cetvellerin 2020 yılı gelir tarifesinde tarife türlerinin yasal sınırlara çekilerek mevzuatta olmayan tarife türlerinin kaldırılarak plan ve bütçe komisyonunda yapılan değişiklikler doğrultusunda kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kumluca Belediyesi. 2020 yılı bütçe kararnamesi 12 maddeden oluşmuş olup madde madde okundu kabulü ve madde madde kabulü hususunun oylanmasını arz ederim.
Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi 60 milyon TL olarak kabulü hususunun oylanmasını arz edilir. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyinin 60 milyon TL olarak kabulü hususunun oylanmasını arz edilir. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı ayrıntılı harcama programının 3'er aylık toplamları üzerinden ve 2020 yılı finansman programının 3'er aylık toplamları üzerinden kabulü. İzleyen son iki yılın 2021 yılı gider bütçesinin 62 milyon TL, gelir bütçesinin 62 milyon TL, 2022 yılı gider bütçesinin 64 milyon TL, gelir bütçesinin 64 milyon TL olarak diğer bütçe ve ek cetvellerinin 2020 yılı gelir tarifesinin plan ve komisyon raporu doğrultusunda kabulü hususunun oylanmasını arz eder. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Manavgat Belediyesi. 2020 yılı bütçe kararnamesi 25 maddeden oluşmuş olup madde madde okundu kabulü ve madde madde kabulü hususunun oylanmasını arz edilir. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyinin 360 milyon TL olarak kabulü hususunun oylanmasını arz edilir. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyinin 360 milyon TL olarak kabulü hususunun oylanmasını arz edilir. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı ayrıntılı harcama programının 3'er aylık toplamları üzerinden 2020 yılı finansman programının 3'er aylık toplamları üzerinden kabul izleyen son iki yılın 2021 yılı gider bütçesinin 378 milyon TL, gelir bütçesinin 378 milyon TL, 2022 yılı gider bütçesinin 396 milyon 900 bin TL, gelir bütçesinin 396 milyon 900 bin TL olarak diğer bütçe ve ek cetvellerinin 2020 yılı gelir tarifesinde ilan ve reklam vergisi başlıklı motorlu taşıt araçlarının içine dışına konulan ilan ve reklamların metrekaresine yıllık tarifesinin yasal sınırlara çekilen plan bütçe ve komisyon raporunda yapılan değişiklikler doğrultusunda kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Muratpaşa Belediyesi. 2020 yılı bütçe kararnamesi 20 maddeden oluşmuş olup madde madde okundu kabulü ve madde madde kabulü hususunun oylanmasını arz eder. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi 445 milyon 630 bin TL olarak kabulü hususunun oylanmasını arz eder. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi 415 milyon 630 bin TL olarak kabulü hususunun oylanmasını arz edelim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı finansmanının ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyinin 30 milyon TL olarak kabulü hususunun oylanmasını arz edelim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı ayrıntılı harcama programının 3'er aylık toplamları üzerinden ve 2020 yılı finansman programının 3'er aylık toplamları üzerinden kabulü izleyen son 2 yılın 2021 yılı gider bütçesinin 467 milyon 911 bin 500, gelir bütçesinin 436 milyon 411 bin 500, borçlandığının 31 milyon 500 bin TL, 2022 yılı gider bütçesinin 491 milyon 307 bin 75 TL, gelir bütçesinin 458 milyon 232 bin 75 TL, borçlandığının 33 milyon 75 bin TL olarak diğer bütçe ve iki cetvellerinin 2020 yılı gelir tarifesinde tarife türlerinin yasal sınırlara çekilmesi ve mevzuatlar çerçevesinde kaldırılması yönünde plan ve bütçe komisyon raporunda yapılan değişiklikler doğrultusunda kabulü hususunun oylanmasını arz eder. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Serik Belediyesi. 2020 yılı bütçe kararnamesi 13 maddeden oluşmuş olup madde madde okundu kabulü ve madde madde kabulü hususunun oylanmasını arz eder. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyinin 175 milyon TL olarak kabulü hususunun oylanmasını arz eder. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyinin 175 milyon TL olarak kabulü hususunun oylanmasını arz eder. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı ayrıntılı harcama programının 3'er aylık toplamları üzerinden ve 2020 yılı finansman programının 3'er aylık toplamları üzerinden kabulü izleyen son 2 yılın 2021 yılı gider bütçesinin 183 milyon 750 bin TL, gelir bütçesinin 183 milyon 750 bin TL, 2022 yılı gider bütçesinin 192 milyon 937 bin 500 TL, gelir bütçesinin 192 milyon 937 bin 500 TL olarak diğer bütçe ve ek cetvellerin 2020 yılı gelir tarifesinin plan ve bütçe komisyon raporu doğrultusunda kabulü hususunun oylanmasını arz edelim. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Bütçeler bitmiştir Sayın Başkanım, arz edin. Bütçeler ilçemize, büyük şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Sırasıyla 23. maddeye geçiyorsunuz herhalde. Gündemin 23. maddesi arz edin. Gruplar adına Sayın Filiz. Komisyon raporu uygundur başkanım. Sayın Çetin. Uygundur başkanım. Uygundur. Sayın Senelli. Uygundur Manavoğlu. Uygundur. Uygundur. Kabulünü oylarınıza sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Başkanım. Başkanım, gündemin 24. maddesi ve 31. gündem maddesi oy birliğiyle komisyonlardan geçmiştir. 24, 31 dahil toplu gruplara soruyorum. Sayın Çetin. Uygundur toplu oylanması. Sayın Senerli. Uygundur. Sayın Manavoğlu. Sayın Uygundur. Yazar. Uygundur. Uygundur. Kabulünü. Sayın Başkanım, toplu oylanmasını. Toplu oylanmasını oylarınıza sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Başkanım, gündemin 32. maddesi iki tane komisyon raporu var, arz ederim. Teşekkür ediyorum. Sayın Filiz. Komisyonlardan geldiği şekliyle kabulü uygundur başkanım. Sayın Çetin. Bizim bu maddede görüşümüz başkanım reddir, olumsuzdur. Bununla alakalı da birkaç kelam etmek istiyorum. 36 yıllık Antalya Şehir Tiyatroları her sene Eylül-Ekim aylarında sahne yapıyordu. Maalesef ilk defa 36 yıldır Antalya Şehir Tiyatroları sahneyi açılmadı. Şu an gündemimizde yönetmelikle ilgili değişiklik teklifi var. 2015 yılında getirilen yönetmelik, oy birliğiyle meclisimizden geçmiş bir yönetmeliktir. Yönetmenin içerisinde sanat yönetmenliğine haiz kişilerin bulunamadığıyla alakalı, bundan dolayı bir yönetmelikte değişiklik olduğunu duymuş bulunmaktayım. Sanatçı arkadaşlarımızın içerisinde 20'ye yakın bu işi yapabilecek yönetmelik şartlarına uygun haiz arkadaş olduğunu biliyorum. Bugüne kadar sanatçılarımız gelen yönetmelikle kendi içerisinden, kendi oylarıyla, kendi yönetmenlerini seçmişlerdi. Seçme ve seçilme hakları tamamen kendilerine aitti. Bu manada bu yönetmeliğin değişikliğini anlamsız bulmakla beraber, yine bu şehir tiyatrolarında 48 sanat çalışanı farklı bahaneler sunularak işten çıkartıldığını duydum. Bu kadar çok işten çıkarmalar ve farklı görevlendirmeler, bezdirmeler nedendir? Büyükşehirimiz hala bu çıkarmalarla niye uğraşmaktadır? Bunu anlamış değiliz. Maddi sebepleri bahane ederek çalışanın, emekçinin işlerini sonlandırmayalım. Yeni yeni kıyımlar yapmayalım başkanım. Bu noktada biz bu maddede retiz. Bunu belirtmek isterim. Teşekkür ederim. Başkanım, ben de daha sonra bütün grup görüşlerinden sonra bir konuyla ilgili bir açıklama yapacağım. Herkese söz vereceğim. Çok tamam. Rahat olun. Sayın Senyerli buyurun. Sayın Başkanım, biz de komisyon kararına katılmıyoruz. Kültür ve sanat gibi toplumsal dinamizmin tetikçisi, sektörün kuruluş felsefesinde özgürlük ve bağımsızlık vardır. Biz MHP grubu olarak sanatın ve sanatçıların özgürlük ve tam bağımsızlığından yanayız. Sanatın ve sanatçılarımızın yanındayız. Yönetmeliği uygun bulmuyoruz. Onun için desteklemiyoruz. Teşekkür ederim. Sayın Manavoğlu. Komisyon kararı uygundur başkanım. Sayın Yazar. Komisyon kararı uygundur. Sayın. Uygundur. Sayın Filiz. Başkanım, biz tiyatroyu kapatmıyoruz. Tiyatro bölümümüzü de kapatmıyoruz. Sadece denetlenebilir ve sorgulanabilir hale getiriyoruz. 2020 yılı Ocak ayında zaten perdelerimiz açılıyor. Daha önceki oluşumda 5 kişilik yönetim kurulu görev yapıyordu. Bu yönetimde aynı soyattan 3 kişi var.
bu denetlenebilir ve kontrol edilebilir bir özelliği olmayan bir durum. 2017 yılında 1 milyon 41 liralık bir bütçenin %31 gerçekleşmiş. Sadece bir çocuk oyunu ve bir gençlik oyunu sergilenmiş. 2018 yılı bütçesi 3 milyon 716 bin lira. Bunun 2 milyon 801 bin 621 lirası kullanılmış. Ve yine sadece bir çocuk oyunu, Koridor isimli bir çocuk oyunu sergilenmiş. 2019 yılı bütçesi 3 milyon 809 bin 500 lira olarak gerçekleşmiş ve ayrılmış. 2 milyon 207 bin 273 lirası kullanılmış ve yine sadece bir tek çocuk oyunu Hansel ve Gretel gösterime girmiş. Az önce de söylediğim gibi bu birimin denetlenebilir ve sorgulanabilir olması gerekçesiyle bu düzenleme yapılmıştır. Ayrıca şunu da söyleyeyim, Kepez Belediyesi de bu sene perdelerini açamadı. Kimse buna yönelik bir eleştiri bulunmuyor. Bunlar ama sadece biz açmayacağız yani. Belediyelerin ekonomik durum vardır, şeyler vardır yani bu konularla ilgili, onu çok siyasi şeye. Hayır, sadece bizim kapandığımıza yönelik bir spekülasyon yapılıyor. Böyle bir şey söz konusu değil. 2020 yılı Ocak ayında zaten perdelerimiz açıldı. Ne zaman açıyoruz? 2020 Ocak ayında oyunlarımız sergilenmeye başlanacak. Buyurun. Evet, Sayın Tütüncü, buyurun. Sayın Başkanım, ve aleyküm selam diyorum. Şimdi bizim biliyorsunuz ilçe belediyelerinin şehir tiyatroları diye bir şey yok. Bir defa burada ilçe belediyelerinde bizim belediyemizde tiyatroyla alakalı 4 tane çalışanımız var. Bunun dışında da bu personellerimizin her birisi şu an işinin başında. Biz kimseyi çıkarmadık. Bizim Kepez Tiyatrosu'na genel sanat yönetmenliği yapan arkadaşımız bizimle yollarını ayıracağını söyledi. Ne diyecektik? Çok gitme, normaldir. Yani biz onlarla ilgili bir yeni yönetim vardır. Yeni yönetimin alacağı karara saygı duyacağız. Ya iyi de yani şimdi burada bir şehir tiyatrosu var. Büyük şehirde sadece 16 tane şehirde olan bir şehir tiyatrosu var. Kepez Belediyesi ile alakalı. Kepez Belediyesi'nin şehir tiyatrosu yok ki bizde. Ben bilmiyorum, kapandı. Hayır, kapanmadı. Hiç de kapanmadı. Ben bilmiyordum, yorum yapmadım. Hiç de kapanmadı. Oyunlarını da hazırlıyorlar. Kapandı demedim zaten. Efendim, perde açamadı. Perde açamadı falan. Yani şimdi elmalarla armut. Neyse, çok şeye girmiyorum. Sayın Tütüncü, başka son derece, bir şey var mı? Bu son derece yanlış olmuştur. Deniz Hanım'a da bunu hiç yakıştıramadığımı ifade etmeliyim. Karşılıklı lütfen Deniz Hanım, girmiyorsunuz. Genel Sekreterimiz Cansel Hanım'a söz veriyor. Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerimiz, yapılan yönetmelik değişikliği ile ilgili Sayın Meclis'i bilgilendirmek istiyorum. Büyükşehir Belediye Meclisimizin 11-12-2015 tarihli 1181 sayılı kararı ile yürürlükte bulunan Şehir Tiyatrosu Teşkilat Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde sadece iki maddede değişiklik yapılmak istenmektedir. Birinci değişiklik 7. maddede yönetim kurulunun oluşum şekli ile ilgili bir değişiklik öngörülüyor. Yönetim kurulu 5 kişiden oluşuyor. Mevcut halinde sanatkar memurların gizli oy ile seçeceği 2 kişi öngörülmüşken, sahne yöneticisinin yönetim kurulunda yer almamış olması teknik olarak alınacak kararlarda bir eksiklik doğurduğundan, bu şekilde gizli oy ile seçilen 2 kişiyi 1 kişiye indirerek sahne yöneticisinin de yönetim kurulunda görev alması istendiği için bir değişiklik yapıldı. Bir de yine 7. maddenin 2 yumuşak G bendinde, kurul gerekli görürse alınan bazı kararları başkanlık makamı onayına sunabilir şeklinde muğlak ve kesin olmayan bir ifadeyle yapılan bir düzenleme vardı. Bu düzenlemeyi de kurul turne programları ve bütçe ile ilgili kararları başkanlık makamının onayına sunar şeklinde net bir ifade olacak şekilde ve bütçe ile ilgili konuların da yönetime başkanlık makamına sunulması yönünde bir düzenleme getirilerek kesinlik kazandırıldı. Yine 23. diğer bir madde değişikliği 23. madde. 23. maddede genel sanat yönetmeninin oluşumuyla ilgili belirlenmesiyle ilgili bir maddedir. Burada genel sanat yönetmeni olarak atanabilmek için kurum içinden seçim şartı ve görev alma tarihinden itibaren geriye dönük 5 yıl kesintisiz çalışma şartı öngörülmekteydi. Bu haliyle
Büyükşehir Belediye Kanunu 18. maddesinde belediyenin en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediye personeline atama yetkisi, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bu yetkisini sınırlandırdığı gibi, ulusal ve uluslararası sanatçılarla çalışma imkanını da ortadan kaldıran bir maddeydi. Çünkü atama tarihinden itibaren geriye dönük 5 yıl belediyede çalışma şartı aranıyordu. Bu şekliyle bu maddede de şu şekilde bir değişiklik oldu. Genel sanat yönetmeli, devlet memurlarına atanacaklarda aranan genel şartları taşıyan, tiyatro alanında çalışmış rejisör, oyuncu, yazar, eleştirmen, araştırmacı, çevirmen, öğretim üyesi veya öğretim görevlisi olan kişiler arasından Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı tarafından atanır şeklinde bir düzenleme öngörülmektedir. İki konuda daha bilgi arz etmek istiyorum. Biraz önce meclis üyemiz dile getirdiler. Şehir tiyatromuzda 77 personel çalışmaktadır. 8 de hizmet alımı yapılmaktaydı. 39 saat ücretli olarak çalıştırılması yasal olarak mümkün olmadığı tespit edilen, teftiş kurulu raporumuzla tespit edilen 39 saat ücretli çalıştırılan müzisyen ve oyuncuların iş akitlerini istihdam şekillerinin doğru olmaması sebebiyle sonlandırıldı. 8 tane hizmet alımı onaylanmadı. Bu hizmet alımlarından örneğin bir tanesi İstanbul'dan getirilen bir perukacıya ait bir hizmet alımıdır. Konaklama ve uçak masraflarıyla birlikte aynı zamanda hizmet alımıyla bu perukacıya ödeme yapılmaktaydı. Bu hizmet alımları ve 39 saat ücretli olarak çıkarılan müzisyen ve oyuncularımız genel sanat yönetmeninin başkanımız tarafından veya bu değişiklikten sonra belirlenmesinden sonra açılacak sınavla tekrar alımı söz konusu olacaktır. Sayısında azalma olabilir ancak tekrar bir alım öngörülmektedir. Tiyatro salonumuzla ilgili de bir bilgi arz etmek istiyorum. Bir AVM içinde bir salon kullanılmaktaydı. Kira bedeli ve yüklü miktarda elektrik bedeli ödenerek. Bu konuda da teftiş kurulu raporumuz elimize geçti ve tasarruf tedbirleri uyarınca da bu sözleşme yenilenmedi süresi bitiminde. Şu anda mevcut salonlarımız Atatürk Kültür Merkezi, Yeni Mahalle Kültür Merkezi gibi mevcut salonlarımızda oyunlarımızın sergilenmesi, gerekirse ilçe belediye salonlarımızda oyunların sergilenmesi yönünde bir tasarrufumuz olmuştur. Bu sözleşmemiz de yenilenmemiştir. Saygılarımla. Teşekkür ederim. Evet, komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir arkadaşlar. Sayın Başkanım. Diğer gündeme geçiniz arkadaşlar. Sayın Başkanım, gündemin evet. 33 dahil, 39 dahil oy birliği var. Toplu evet, oylanabilir. Arz çok edelim. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun. Rica ederiz. Sayın Başkanım, gündemin 33. maddesi 33 dahil, 39 dahil oy birliği var komisyon raporlarında. Takdir meclisindir, arz ederim. Bir saniye, meclise geçmeden önce arkadaşlar, bizim kendi çalışanlarımız 3 defa belediye önünde protesto yapmıştır. Bunlar ne kadar doğrudur, sizin takdirinize bırakıyorum. Ben hiçbir zaman sanatçılara karşı saygısızlık yapmamış birisiyim. Burada gelip şov yapmanın anlamı yoktur. Bugün itibariyle de söyledim, dün söyledim, bugün de yarın da söylemeye devam edeceğim. Tüy bitmemiş yetimin hakkını korumaya devam edeceğiz. Hiç kimsenin tereddütü olmasın. Devam ediyoruz. Sayın Başkanım, gündemin 33. maddesi dahil, 39 dahil oy birliği var. Komisyon raporlarında takdir meclisindir, toplu oylanabilir, arz edilir. Kaç dahil? 33 dahil, 39 dahil.
Evet, gruplar adına Sayın Filiz. Başkanın toplu oylanması uygundur. 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 Uygundur hocam. Uygundur. Uygundur. Evet, toplu oylanmasını ve kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Başkanım, yalnız şiddet içermeyen şeye hoş karşılamamız lazım. Siz şiddet içermeyen diyorum. Bu eylemlere hoş karşılamamız lazım. Hoş karşılıyoruz zaten. Evet. Beraber olduk. Benim doğum günümü beraber kutladık. Sorun yok. Saat ücretli çalışmaması gerekenler çalıştırılmış. Evet. Biz planlı, kurallı, kimlikli kent için geliyoruz dedik. Ayrıca hiçbir belediye başkanım, bakınız düşünün, Kepez de burada, bütün başkanlar burada. Bir çalışanınız sizi belediye önünde protesto edemez. Basın açıklaması yapıldı, siyaset yapıldı. Yapılmasın. Ve ayrıca Cansel Hanım belki ekleyecekti ama Türkiye'de kaç tane büyükşehir belediyesiyle şu andaki yapılan aynısıdır değil mi arkadaşlar? Sayın Başkanım, evet haklısınız. Yani bunu unuttuk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Yönetmeliği'nin aynı maddesini Ekrem buradan Bey zamanında alınmıştır. Değil, daha öncesinden yapılmıştır. Eskişehir Belediye Tiyatrosu'nun da yönetmeliğinde yine İsmir. Benzer bir madde vardır. Tüm tiyatro maddeleri incelenerek kıyasen onu, bu madde düzenlenmiştir. İnceleyip sık dokuduk. Onun için çok rahat olun. Yani masrafları burada söylemek istemedim. Biz burada hep birlikte bu Antalyalı'ya hizmet edeceğiz. Evet. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 40. maddesi arz ederim. Alanya ilçesine Alanya caddelerin devri arz ederim. Gruplar Başkanım, komisyon raporuyla ilgili küçük bir düzeltme yapacağız. Komisyon raporunun 3. maddesinde yukarıda bahsedilen tüm kentsel yolların ve üst yapılarının bakım, onarım, yenilenme, güvenlik, çevre düzenlemesi, peyzaj ve temizlik ve benzeri tüm hizmetlerinin yapılması ve bedellerinin karşılanması ile vuku bulacak kazalarla ilgili tazminat taleplerinin karşılanmasında muhatabın ve sorumlunun Alanya Belediyesi olduğu şekliyle değiştirilerek oylanmasını öneriyoruz. Burada tabii, temizlik bir temizlik eklendi oraya. Zaten evet, önce vardı, evet. Oy birliği alındı da. Bu hem ulaşım komisyonunda hem diğer komisyonda bu şekilde geçmiş. Aynı şekilde her iki komisyon sadece raporunun temizlik eksik olmuş orada Adem Başkanım. Sıkıntı evet. Yok. Sayın Başkan, ilan reklam var mı? Başkanım. Bir dakika, ilan reklamla ilgili arkadaşlar. 2019 yılına ilişkin tahakkuk edecek ilan ve reklam gelirleri büyükşehirden. Tabii onu biliyorlar zaten. Alınacak. Daha sonraki 2020 yılı Alanya Belediye'miz. Evet, ilçe belediyesi. Sorun yoktur Sayın Başkan. Sayın Çetin. Sayın Başkanım, bu madde ile ilgili ve Manavgat yine 41. madde ile ilgili hissiyatımız ve düşüncemiz ilçe belediyelerimize bir yük yüklendiği ile alakalı bir kanaatimiz var. Ve gelirleriyle ilgili gelirlerinin bir takımlarının kaldırıldığı, bir takımında %50'nin büyük şehirde kalmak şartıyla devrimin söz konusu oldu. Ve yine burada çalışan personelle ilgili istihdam edilen personelle alakalı durumunun ne olduğunu bilmediğimizden ve ilçe belediyelerine ekstra bir yük getireceğinden dolayı bu maddede çekimseriz başkanım. Teşekkür ediyorum. Komisyon merak olarak etmeyin. Personellerimizle ilgili yani çok siyasi davranmayan arkadaşlarımız işlerine hep devam ediyor. Geçmiş dönemdeki gibi biz yapmayacağız. Komisyon raporu uygundur. Komisyon raporu uygundur. Sayın yazar. Uygundur başkanım. Komisyondan geldiği şekliyle Deniz Hanım önerisi de olsun. Kabulünü oylarınıza sunuyorum. Başkanım Adem Bey bir söz almak istiyor. Sayın Başkanım buyurun. Başkanım, değerli meclis üyeleri, öncelikle caddelerimizin, sokaklarımızın tekrar Alanya Belediyesi'ne iade edilmesinden dolayı duyduğum mutluluğu ifade etmek isterim. Ve seçim zamanında da verdiğiniz sözden ve arkasında durduğunuz için de şahsım ve bölge halkı adına da çok çok teşekkür ediyorum. Bilakis bir sorunumuz daha var. Buradaki tüm ilçe belediyeleri ilgilendiren bir konu. Konu da şudur. Bütün ilçe sınırları içerisindeki karayollarına ait yol güzergahında bulunan ilan ve reklam ücret tarifelerindeki yani kısasların tahsilat konusunda bir Sayıştay
kararlarına aykırı bir büyükşehirimizin bir uygulaması var. Bunu geçen dönemde de dile getirdik. Bir saniye bir sorayım Semen'de. Selahattin Bey burada. Evet, bir açıklama yapar mısın? Mikrofon orada. Pardon, Cilavdaroğlu buyurun. Sayın Başkanım, çıkardığımız Büyükşehir Belediyesi ilan ve reklam yönetmeliği Sayıştay incelemesinden geçtikten sonra kabul edilmiştir. Yani Sayıştay kararlarına aykırı bir icraatımız yok. Artı geçen yıl yaptığımız değişiklikle ilçe belediyeleri şayet karayollarının yollarında peyzaj bakım yapıyorlarsa ilçe belediyeleri tarafından tahsil ediliyor ilan reklam vergileri. Yani o şekliyle düzeltildi mi? Evet, şu anda yönetmeliğimiz bu şekilde. Ama Adem Başkanım şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Bu konuyu gündeme getirdiniz. Bununla ilgili Genel Sekreter Yardımcım Ahmet Bey'le de görüşün. Yani biz ne gerekirse yapalım. Tamam. Bütün ilçelerimizle ilgili. Tamam, bütün ilçelerimizle. Yani orada karayollarına ait yollarda peyzaj düzenlemesi yapılan yerlerde evet, gereğini yapalım. Net bir şekilde hem Sayıştay hem de Danıştay kararları var. Ben bizzat ben de size ve şahsınıza bütün Alanyalı hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, devam ediyoruz. Gündemin 41. maddesi arz ederim. Manavgat ilçelerindeki caddelerin devri. Başkanım yine bu evet, maddede de komisyon raporunun 3. maddesinde peyzaj ve temizlik ve benzeri tüm hizmetlerin yapılması ve bedellerinin karşılanması ibaresiyle komisyon raporunun değiştirilmesi ve bu şekilde oylanmasını öneriyoruz. Teşekkür ediyorum. Sayın Çetin. Aynı şekilde. Aynı gerekçeniz var. Sayın Senel. Komisyon raporu uygundur. Sayın uygundur. Sayın yazar. Uygundur. 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 Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oylarınıza sunuyorum. Komisyondan geldiği ve Deniz Hanım'ın yaptığı öneriyle düzeltilerek kabulü hususu Sayın Başkanım varz ederim oylandı. Evet. Deniz Hanım'ın önerisinin uygun kabulü olmuş şekliyle oylamış olduk. Kayıtlara geçti. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Sayın Başkanım gündemin 42 dahil 59 dahil oy birliği var arz ederim takdir meclisindir. Sayın Filiz. Uygundur başkanım. Toplu Sayın oylanması. Çetin. Uygundur. Sayın Senirli. Sayın Manol. Sayın Yazar. Uygundur. Evet, birlikte oylanmasını kabulüne oylarınıza sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 60. maddesi arz ederim. Gruplar adına Sayın Filiz. Komisyon raporu uygundur başkanım. Sayın Çetin. Red başkanım. Sayın komisyon raporu uygundur. Sayın bana. Uygundur. Uygundur başkanım. Uygundur. Komisyondan geldiği şekliyle oylarını da sunuyorum. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemin 61. maddesi arz ederim. Gruplar adına Sayın Filiz. Komisyon raporu doğrultusunda kabulü uygundur başkanım. Sayın Çetin. Komisyon raporunun reddi. Komisyon raporuna katılmıyoruz. Sayın Manav. Uygundur mu? Sayın. Uygundur başkanım. Uygundur. Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oylarınızı sunuyorum.
oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemin 62 dahil 69 dahil oy birliği var. Takdir meclisindir, arz ederim. Sayın Filiz, gruplar 62 adına. Dahil 69. gündem maddelerinin toplu oylanmasını öneriyorum. Sayın Çetin. Uygundur. Uygundur. Sayın Uygundur. Uygundur. Sayın uygundur. Gündemin 62 dahil 69 dahil gündem maddelerinin toplu 62, oylanması 69 dahil birlikte oylanması ve kabulünü oylarınıza sunuyorum. Oy çokluğuyla düzeltiyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Başkanım, gündemin 70 dahil 74 dahil ilgili komisyonlara 11. maddeye göre alınan konuların havale edilmesi hususunu arz ederim. Gruplar adına hemen söz. Uygundur başkanım. Uygundur. 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 Evet. Kabulünü oylarınızı sunuyorum. Oy birliğiyle havale edilmiştir, ancak 11. maddeye göre alınan konuların kardeş belediyelerle ilgili komisyonda görüşülmesi için 10 dakika ara verilmesini oylarınıza sunuyorum. Daha sonra da biliyorsunuz ASAT Genel Kurulumuz var arkadaşlar. İkinci komisyon için.
Sayın meclis üyelerim, Antalya Büyükşehir Belediye'mizin 20 Kasım 2019 tarihli olağan meclis toplantısının ikinci oturumuna katılım için parmak iziyle oturum açılması hususunu arz ederim. Her ilçede meclis mi yapalım demek istedin? Önce Kemer'den başlarız, önemli değil. Yeterli çoğunluğumuz vardır Sayın Başkanım. Açılış için arz ederim. Teşekkür ediyorum. İkinci oturuma katılamayan meclis üyelerimizin mazeretli olması hususunun oylanmasını arz ederim. Evet, arkadaşlarımızın izinli sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Evet, arkadaşlarımız izinli sayılmışlardır. Sayın Başkanım, komisyon raporlarının okundu kabul edilmesi hususunun oylanmasını arz ederim. Evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Başkanım, gündemin 2 dahil, 5 dahil komisyon raporlarında oy birliği var. Toplu oylanabilir, takdir meclisindir arz ederim. 2 dahil, 5 dahil. Gruplara görüş sorulacaktı Sayın Başkanım. Siz oylamaya geçiyorsunuz. Ben daha gruplara söz vermedim. Ben de baktım, herkes oylamaya geçiyor. Sayın Filiz. Başkanım, gündemimizin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci maddeleri komisyonlardan oy birliğiyle geçip kardeş belediye ilişkisi kurulması kabul edilmiştir. Tüm komisyon raporlarının komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü öneriyoruz. Evet, Sayın Çetin. Uygundur. 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 Sayın Manavoğlu, Sayın Yazar. Sayın Başkanım, grubumuzun bir önerisi var. Bu kardeş kentlerle meclis üyelerimizin tanışma arzuları var. Bunun da gerçekleşmesi kaydıyla. Kardeşleri bir görmek şartıyla, evet, diyorsunuz. Evet. Başkanım, Sayın Topaloğlu, götürüm diyecek, anladım ben de. Şimdi yani kardeş şehir olurken bir, en azından bir nüfus kıstası getiriliyor. Davul bile dengi vurur. 3000 nüfusla Antalya Büyükşehir olur. Nasıl olacak bu iş? Bazen olur. Küçük kardeşler olur ya öyle. Hayırlısı olsun. Evet, olsun. Deniz Hanım'ın önerdiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum.
Yani sadece bütçe komisyonundaki arkadaşları değil tabii ki, değil mi sayın yazar? Evet. Oy birliği, pardon. Bir tane hayır var. Geri aldık, düzelttik. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem tamamlanmıştır sayın başkanım, arz ederim. Evet, gündemini sonlandırıyoruz arkadaşlar. Aralık ayındaki meclisimiz ikinci hafta pazartesi 9 Aralık'a denk geliyor. Bir sıkıntı var mı pazartesi 9 Aralık'ta arkadaşlara soralım, başkanlarımıza, grup sözcülerine? Olmadığına göre 9 Aralık aynı saatte aynı salonumuzda buluşmak dileğiyle almış olduğumuz kararlarımızın Antalya'mıza, ilçelerimize hayırlar getirmesini, başarılar getirmesini diliyorum. Sayın Başkanım, ASAT Genel Kurulumuz var. 5 dakika ara rica edeceğiz teknik olarak. 3 dakika olmuyor mu? 3 dakika da olur. 3 dakika yetiyormuş arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. İbrahim Kurt mikrofon.